Sayısı p ile ters ve q ile doğru orantılıdır. Bu bizim birinci ifademiz olsun, altındaki de ikinci ifademiz olsun sırasıyla yazmaya çalışalım. Birinci ifadeyi tekrar okuyalım. K sayısı p ile ters orantılı ise bunlar çarpım şeklinde yazılır. Q ile doğru orantılıysa bunlar bölüm şeklinde yazılır. İkinci ifademize geçelim. Q sayısından bahsediyor. Q sayısı n ile doğru orantılı. Buna göre Q bölü n şeklinde yazılmalı. R sayısı ile ters orantılıysa Q çarpı R şeklinde yazılmalıdır. Buna göre önermelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? Önermelere baktığımızda P ile N ters orantılıdır. P birinci ifadede, N ikinci ifadede. Demek ki bu iki ifadeyi bir şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Bunun tek yolu da her iki ifadede de yer alan Q harfini kullanmaktır. İkinci ifadedeki Q harfini yalnız bırakalım ve çıkan sonucu, bulduğumuz sonucu birinci ifadedeki Q'nun yerine yazarak ifadeleri birleştirelim. İkinci ifadeyi bir a sabitine eşitliyoruz arkadaşlar. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak q çarpı r eşittir n çarpı a. Her iki tarafı r'ye bölersek q'yu yalnız bırakmış olacağız. q eşittir n çarpı a bölü r ifadesine ulaşmış oluruz. Birinci ifadede q gördüğümüz yere bu yeni bulduğumuz ifadeyi yazıyoruz. Böylece hepsi birleşmiş olacak. Onu da şu aşağı kısma yazalım. K çarpı P bölü Q gördüğümüz yere N çarpı A bölü R yazıyoruz. N çarpı A tekrar bölü R yazmayacağım, R'yi çarpım durumunda yazmam gerekecek çarpı R olarak ekliyoruz. Son halimiz bu oldu. Öncüleri buna bakarak tamamlamaya çalışacağız. P ile N ters orantılıdır. Bakıyoruz, P bölü N şeklinde burada bir ifade görüyoruz. Bu doğru orantı isimgeler. Birinci öncülümüz yanlıştır. K ile R ters orantılıdır. K ve R burada çarpım durumunda olduğu için ikinci öncülümüz doğrudur. K ile N doğru orantılıdır. Evet burada K bölü N şeklinde bir ifade görüyoruz. Bu da doğru orantı simgeler. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Doğru cevabımız 2 ve 3 ile C seçeneğidir. A bölü B eşittir C bölü D eşittir M olduğuna göre A bölü B eksi D bölü C farkı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Burada A bölü B ifadesinin M'yi eşit olduğu verilmiş. D bölü C ifadesine bakalım. Şimdi soruda C bölü D'nin M'ye eşit olduğu söyleniyor. Buna göre D bölü C bunun çarpmaya göre tersi olduğundan sonuç da çarpmaya göre tersi olacaktır. Yani 1 bölü M olacaktır. Hemen D bölü C gördüğümüz yere 1 bölü M yazıyoruz. Ve işlemimizi tamamlamamız gerekiyor. Aşağı kısımda daha rahat işlem yaparım. M eksi 1 bölü M. Buradan paydaları eşitleyelim. Son halimiz m kare eksi 1 bölü ortak payda da yazıyoruz artık. m kare eksi 1 bölü m olacaktır. Yani cevabımız d seçeneğidir. A, B ve C tam sayıları için 3A eşittir 4B eşittir 5C olduğuna göre A artı B artı C toplamının alabileceği değerlerden 250'ye en yakın olanı kaçtır? Burada 3 ve A ters orantılı, 4 ve B ters orantılı, 5 ve C ters orantılıdır. Bu ve bu ters orantılı ifadeler birbiriyle eşittir. Buna göre baktığımızda bu üç ifadenin eşit olacağı bir K sabiti olmak zorundadır. Bu K sabitini nasıl buluyorduk? A, B ve C bilinmeyenlerinin kat sayılarına bakıyorduk. Kat sayılarının ekoku bize sabiti veriyordu. 3, 4 ve 5'in en küçük ortak katı 60'tır. Buna göre bunların eşit olduğu sabit ise 60K olmalıdır. Şimdi sonuç 60K olacak şekilde A, B ve C yerine neler yazabiliriz düşünelim. 3 çarpı A 60K olacaksa A yerine 20K yazabiliriz. 4 çarpı B 60K olacaksa B yerine 15K yazabiliriz. Ve 5 çarpı C 60K olacaksa C yerine 12K yazabiliriz. Burada A, B ve C yerine yazabileceğimiz değerlerin toplamı 20, 15 ve 12'nin toplamıyla 47K olacaktır. Şimdi buna göre A artı B artı C toplamının alabileceği değerlerden 250'ye en yakın olanı kaçtır diye sorulmuş. K yerine 5 yazarsak eğer 250'ye yakın olabilmesi için 47 çarpı 5'ten sonucumuz 235 çıkacaktır. Yani cevabımız A seçeneğidir. Bir miktar para 3 çocuğa sırasıyla 3, 4 ve 6 ile orantılı dağıtılmıştır. Eğer aynı para bu çocuklara 3, 4 ve 6 sayıları ile ters orantılı dağıtılsaydı, ilk dağıtımda en çok parayı alan çocuk ikinci dağıtım sonucunda 84 lira daha az alacaktı. Buna göre birinci dağıtımda en az parayı alan çocuk kaç lira almıştır? Soruyu daha iyi anlayabilmek için tablo oluşturabiliriz. Birinci durumda para 3 çocuğa sırasıyla 3, 4 ve 6 ile orantılı dağıtılmış. Buna göre baktığımızda birinci çocuğun 3x, ikinci çocuğun 4x, ve üçüncü çocuğun 6x para aldığını söyleyebiliriz. Bunların toplamında 6, 4 daha 10, 3 daha 13. Yani toplamda birinci durumda 13x para olacaktır. İkinci duruma geçildiğinde paranın miktarı değişmediğine göre birinci durum ile ikinci durumun para miktarını en sonunda eşitlememiz gerekiyor. İkinci durumda aynı para bu çocuklara 3, 4 ve 6 sayıları ile ters orantılı dağıtılmış. Çocuklara sırasıyla ABC dersek eğer 3A eşittir 4b o da eşittir 6c olacaktır. Ters orantıda çarpımlar birbirine eşittir ve bu çarpımları da son olarak bir sabite eşitlememiz gerekir. Bu sabiti de bilinmeyenlerin katsayılarının en küçük ortak katını olarak alarak buluruz. 3, 4 ve 6'nın en küçük ortak katı 12 olacaktır. Buna göre baktığımızda a'ya burada 12k diyelim. a'ya burada 4k b'ye 3k ve C'ye 2K diyebiliriz. Böylece her birinin çarpımları 12K'ya eşit olacaktır. Şimdi ikinci durumu da yazalım. Birinci çocuk A 4K dedik. İkinci çocuk 3K ve son çocuk da 2K oldu. Buradan sonra yine sorumuza geri dönelim. İkinci dağıtım sonucunda ilk dağıtımda en çok parayı alan çocuk en çok parayı alan çocuk Üçüncü çocuk 6x kadar para almış. İkinci dağıtım sonucunda 84 lira daha azalmış. almış. İkinci durumda ise 2k para almış. Yani 6x'ten 2k'yı çıkardığımız zaman cevabımız 84 olmalıymış. Şimdi ikinci durumdaki para miktarını toplayalım. 4k, 3k ve 2k toplanırsa eğer ikinci durumdaki para miktarı 9k olacaktır. Unutmamamız gereken para miktarının değişmediği yani 13x 9k'ya eşittir. Burada k'yı yalnız bırakmak istersek eğer her tarafı 9 ile bölmemiz gerekir. Böylece 13x bölü 9 k'ya eşit olur. Şimdi oluşturduğumuz eşitlikte k gördüğümüz yere 13x bölü 9 yazarak işlemimizi tamamlayabiliriz. 6x eksi 2 çarpı 13x bölü 9 eşittir. 84 olacaktır. Buradan payda eşitleyelim. 6 kere 9 54. Yani buradan 54 x gelir. 54 x eksi 13 çarpı 2'den 26 x bölü 9 eşittir. 84 olacaktır. 54 x'ten 26 x'i çıkardığımız zaman ne kalır? 28 x kalır. 28 x 84'e eşit. Burada 28 ve 84'ü hemen sadeleştirebiliriz. Buradan 28'in 3 katı 84'tür. Buna göre 84 ve sağlar 3 kalacaktır. İfademizi düzenleyelim. x bölü 9 eşittir 3 ise buradan x ne gelir? 27 gelir arkadaşlar. x'i bulduğumuza göre artık sorunun son kısmına geçebiliriz. Birinci dağıtımda en az parayı alan çocuk kaç lira almıştır? Birinci dağıtımda en az parayı alan çocuk birinci çocuktur ve 3x para almıştır. x'in 27 olduğunu bildiğimize göre... Birinci çocuk diyelim. 3 çarpı x yerine artık 27 yazıyoruz. 3 çarpı 27'den 81 lira almıştır. Cevabımız B seçeneğidir. A bir gerçek sayı olduğuna göre K'nın değeri aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bize verilen orantıda A, B, C ve D yerine K cinsinden yazabileceğimiz en küçük değerleri vermemiz gerekiyor. C bölü D'den başlayalım. C yerine K, D yerine 1 yazarsak eğer K bölü 1'den K sonucuna ulaşmış oluruz. Burada da C var. O zaman yine C yerine K yazıyoruz. B burada ancak K'nın karesi olabilir. K'nın karesinin K'ya bölümü bize K sonucunu verecektir. Aynı şekilde B'ye tekrar K'nın karesini yazarsak A K'nın küpü olabilir. K'nın küpü K'nın karesine bölündüğü zaman cevap yine K olacaktır. Şimdi bu A, B, C ve D yerine yazdığımız ifadeleri bize verilen eşitlikte yerlerine yazarak 7'ye eşitleyelim. A yerine K'nın küpünü yazmıştık. K küp artı D yerine 1 yazdık. Bölüm B yerine K kare yazdık. O zaman K kare eksi C yerine K yazdık. Ve D yerine yine artı 1 yazdık. Bu ifadeler birbirine benziyor. Ee, daha açık görebilmemiz için K küp artı 1 ifadesini açmamız gerekiyor. Nasıl açılıyordu? K artı 1 çarpı K'nın karesi eksi K artı 1 şeklinde açılıyordu. Bölü K kare eksi K artı 1. Birbiriyle aynı olan ifadeler görüyoruz. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman sonucumuz k artı 1 olacaktır. Ayrıca bu ifade 7'ye eşittir. Buna göre k artı 1 ifadesi 7'ye eşitse k buradan 6 olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. A, B ve C sayıları sırasıyla 1, 2, 3 ile orantılıdır. Buna göre baktığımızda öncelikle bu kısmı yazalım daha rahat anlaşılabilmesi için. A bölü 1 eşittir B bölü 2 eşittir c bölü 3. Ve bunu bir sabite eşitlememiz gerekirse bunu k'ya eşitleyebiliriz. Buradan a'nın direkt k olduğunu söyleyebiliyoruz. b'nin de 2k olduğunu, c'nin de 3k olduğunu söyleyebiliyoruz. Buna göre 3k 3'e bölünürse bize k cevabını verir. 2k 2'ye bölünürse k cevabını verir. a zaten 1'e bölündüğü için direkt kendisi kalacaktır. a da k'ya eşittir diyoruz. Başlayalım birinci ifadeden itibaren. A parantezinde B artı C eşittir. Artık K cinsinden değerleri yazmamız gerekiyor. A yerine K yazıyoruz. B yerine 2K artı C yerine 3K yazıyoruz. İfademizi düzenleyelim. K çarpı 5K olacaktır. Ve sonuçta 5K kare olacaktır. Demek ki birinci sayımız 5 ile orantılıymış. İkinci sayımıza bakalım. B parantezinde C artı A. Buna göre B yerine 2K yazıyoruz. C yerine 3K artı a yerine de k yazıyoruz. Eşittir. 2k çarpı 4k gelir. Ve çarpımları da 8k kare olacaktır. Demek ki ikinci sayımız da 8 ile orantılı. Son sayımıza bakıyoruz. Üçüncü sayımızda c parantezinde a artı b eşittir. c yerine 3k yazıyoruz. Parantez açtık. a yerine k, b yerine ise 2k yazıyoruz. Eşittir. 3k çarpı 3k oluyor. Bunun da cevabı 9k kareye eşittir. Demek ki üçüncü sayımızda da 9 ile orantılı. Birinci sayı 5, ikinci sayı 8, 3. sayı 9 ile orantılı ise cevabımız A seçeneği olacaktır. Erdem 2 nolu defterden başlayarak her defterin boyunun hemen solundaki defterin boyundan 1 bölü 3 oranında daha kısa olduğunu fark ediyor. 3 nolu defterin boyu 24 cm olduğuna göre 1 ve 4 nolu defterlerin boyları toplamı kaç santimetredir? Öncelikle 4. defterin boyunu hesaplamaya çalışalım. 3. defterin boyunun 1 bölü 3 oranında kısalmış olacak. O zaman 3. defterin boyunu yazıyoruz. Öncelikle bu defterin boyunun 1 bölü 3'ünü buluyoruz. Yani 1 bölü 3 ile çarpıyoruz. Buradan 3 ile 24 sadeleşirse ne olur? 8 olur. Yani 8 cm kısaltılmış hali 4. defterin boyu olacak. 3. defter 24 cm ydi. 8 santimetresini çıkardığımız zaman geriye 16 cm kalacaktır. 4. defterin boyunu bulmuş olduk. Şimdi üçüncü defterin boyundan yararlanarak ikinci defterin boyunu bulmaya çalışacağız. Şu an bilmediğimiz için ikinci defterin boyuna x diyelim. x'ten bunun 1 bölü 3'ü yani x bölü 3'ü çıkartıldığında geriye 24 cm kalıyormuş. Buna göre işlemi tamamladığımızda paydasında gizli bir 1 vardır. Paydaları 3 ile genişleterek eşitlersek eğer 3x eksi x'ten 2x bölü 3 eşittir 24 cm olacaktır. 2 ile 24 sadeleşirse burada 12 kalır. X bölü 3 eşittir. 12 cm ise X buradan 36 cm olarak bulunur. Yani ikinci defterimizin boyu da 36 santimetredir. Şimdi ikinci defterin boyundan yararlanarak birinci defterin boyunu bulacağız. Birinci defterin boyuna da y diyelim. Burada da yine y'nin boyundan y'nin 3'te 1'i çıkartıldığında ikinci defterin boyunu bulmuş oluyoruz. Yani 36 santimetreyi bulmuş oluyoruz. Yine işlemimizi yapalım. Paydaları eşitleyelim. 3 ile genişleterek. 3y'den 1y çıkartılırsa 2y kalır. 2y bölü 3 eşittir. 36. 2 ile 36 sadeleşirse burada 18 kalır. Y'nin 3'e bölümü 18 ise eğer Y buradan 54 olacaktır. Yani birinci defterimizin boyu da 54 santimetredir. Bize soruda 1 ve 4 nolu defterlerin boyları toplamı sorulmuş. Birinci defter 54